Makine Kralı'ndan merhaba. Arkadaşlar Karcher BD6P Premium makinenin kutusunu açacağız bugün. Bu makine bu yıla özel içinden bir aksesuar çıkıyor. Geçen yıl yoktu böyle bir şey. Makineyi gördüğünüz gibi daha çok ev işlerinde, garajlarda, küçük atölyelerde kullanılabilir. Profesyonele yakın bir makine. Ben çok beğendim makineyi. Makinenin şöyle bir görseli var. Çelik bir kazanı var. Şurada boşaltma kapası koymuşlar. Şöyle bakın. Makinenin içinden çıkacak olan aparat şu. Şöyle. Yaradığı işte aynı gördüğünüz gibi. Yani vakumlu esnada duvara koyuyorsunuz. Kendi kendine duvara tutunmuş oluyor. Delik delebiliyorsunuz. Deldiğiniz delikten çıkan tozu otomatik olarak kendi içine çekmiş oluyor. Dolayısıyla size çok büyük bir fayda sağlıyor. Makinenin dış kutusundaki görseller dışında şurada şöyle bir alan yapmışlar. Performans alanında makinenin VD2, VD3, 4, 5 ve 6 olarak serisinin en üst sınıfı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu makinede 1300 wattlık bir motor var. 30 litrede tank kapasitesi var. Makinenin içinden çıkacak olan aksesuarlarla alakalı da bakın burada böyle bir alan var. Makinenin içinden bir zemin aparatı çıkıyor. 2 adet çelik uzatma emiş tüpü çıkıyor. Bir şöyle bir hortumu çıkıyor. Burada fotoğrafta gördüğünüz gibi hortuma ek olarak bir tane şöyle üfleme hortumu çıkıyor. Yani bu makine aynı anda hem vakum yapabiliyor, aynı şekilde kompresör gibi ufak bir işleriniz için de kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir detay aparatı çıkıyor. İçinden bir HEPA filtre çıkıyor. Bu çıkıştaki tozu, ortama toz vermemesi için sağlık açısından çok önemli bir şey. Şu filtre çıkıyor. Bir de numune bez torba çıkıyor. Bu torbaların da özelliği birkaç katlı bunlar. Ve kağıt torbalara göre daha iyi performans sağlıyor. Dolayısıyla siz işte duvarı delerken vesaire çıkacak olan sağlıksız tozları ortamdan uzaklaştırmış oluyor. Sizi filtre yerine kullanmak yerine kendi filtresiyle işi görüyor. Kolisini açalım. Ben de bu koliyi ilk defa açıyorum. Sizinle birlikte göreceğim. Böyle yere getirelim. Makinenin ilk açtığımızda Karcher'de geçen yılda olan, bu yılda olan şöyle bir teşekkür mesajı var. Burada ayrıca makinenin yanında ekstra satın alabileceğiniz aksesuarları gösteriyor. Şu kül çekme aksesuarını, bu kül çekme tankını %100 öneriyorum. İnanılmaz mükemmel bir şey. Yani belirli bir sıcaklığa kadar külleri dahi içine çekebiliyor. Makinenizin hortumunu kül çekme aparatına takıyorsunuz. Onun içinden çıkan hortumu da şu şekilde. Hatta bir saniye bekleteyim. Sen burayı al, ben getireyim hortumu. Yani bir müşterimiz için bu kül çekme aparatının hortumunu getirmiştik. Bak gel lütfen. Şunu şöyle açayım. Bakın. Hortum şu şekilde. 4440-0046-0 order numarasıyla geliyor ya. Burada da şurada yine bakın 2863-193-0 diye bir order numarası var. Bu order numarası hortum ve kazan. Sadece hortum istedi benim müşterim. Çünkü o kazanı daha önce almış. Bu hortumu da kayıtmış. Şu hortumun kalitesini göstermek istiyorum. Bence mükemmel. Yani bakın bu sıcağa da dayanıyor. Zaten içine dikkat ederseniz telli bir hortum. Alüminyum folyolu. Çok da böyle kalın esaslı bir şey. Ucu da gördüğünüz gibi metal. Erimesi falan çok zor. Şuradaki şu plastik. Yani keşke şu dokuyu gönderebilsem size. İnanılmaz keyifli. Bence çok harika. Tavsiye ederim. Yeri gelmişken göstermek istedim. Şöyle. Makinenin filtresinin de order numarası burada var. Çünkü bu filtreyi belirli aralıklarla değiştirmeniz icap edecek. Aynı şekilde bakın. Şurada şu şekilde 4 katlı filtrenin bahsettiğim numune bez torbanın da order numarası var şurada. Bunu bütün internet sitelerinden de bulabilirsiniz. Yetkili bayilerden almanızı ben tavsiye ederim orijinallik açısından. Şöyle koliyi açtığımda ilk başta şu atölyede kullanabileceğiniz aparat. Böyle çok güzel poşetin içine koymuşlar. Şöyle bakın. Bunun buraya vakum ağzını taktıktan sonra şunu zemine koyduğunuzda bu conta sayesinde kendini vakumlayacak. Şurada bir check valve var. Yani bu şöyle, şunu çıkartmak istediğinizde bu düğmeye bastığınızda buradan hava alacak. Hava aldığında, yani şöyle duvara oturttum ben bunu.
vakum yaptığı için yapıştı kaldı buraya. Şuradan bir hava aldığı için motorumu çok fazla zorlamıyor. Tabii bu saatlerce aynı yerde takılı olmayacağı için motora herhangi bir zararı yok. Hava akışı olmadığında motor aşırı ısınacağı için. Çıkartmak istediğimde duvardan şuna bastığımda hava alacağı için tık diye olduğu yerden kurtulacak. Çok mükemmel bir tasarım yapmışlar. Şu dışına şöyle metal yapmışlar ki hani matkap ucunu kaçırabilirsiniz vesaire diye. Plastiğe zarar olacağı için bu saç nispeten daha koruyucu. Ben bunu çok beğendim. Hatta şimdi nasıl kullanıldığını belki gösterebilirim. Şöyle bir zemin aparatı var. Bu zemin aparatı da çok güzel. Zemin aparatı daha böyle profesyonel bir amaçla yapıldığı için darbelere vesaire dayanıklı, daha kalın. Yani ev tipi ürünlerin hepsi çok kaliteli ama bu atölye ortamına daha uygun yapıldığı için mesela şuraları daha sivri yapmışlar. Çünkü bunu hiç kimse eliyle açmayacak. Buna üzerine ayakkabıyla basacaklar. Buna hem ayakkabıya gelsin, daha rahat açılsın diye, hem de daha dayanıklı olsun diye biraz daha esaslı yapmışlar. Şuna bakın. Şöyle bastığınızda düz zemin, şuna bastığınızda ıslak zemin. Yani şu oluyor. Şöyle düz zemindeyken bakın fırçalar. Şurada ıslak zemine bastığımda şu nozullar çıkıyor ortaya. Bu fırçalardan biraz daha 1-2 milim daha dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla böyle ıslak zemini, yıkadığınız yeri vesaire suyu çekebiliyorsunuz. Ki bence çok güzel tasarlanmış. Şöyle içinden tekerlekler çıkıyor. Bakın 4 tane tekerleğin yapacağı işi 5 tekerlek koymuşlar. Tebrik ediyorum. Bu tekerlekler demonte halde çıkıyor. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim. Makinenin içinden çıkan üfleme hortumu. Şu. Şimdi aparatını da göstereceğim bunun. Bunu makinenin önüne takacağız. Ufak tefek kompresör işlerinizde işte bir tadilat yaptığınız vesaire masayı üfleyebilirsiniz. Veya araç detay işi yapanlar bunu çok tercih ediyorlar. Bununla işte aracın havalandırmalarına vesaire hava tutuyorlar. Hem bir kompresör gibi çok yüksek barda bir hava tutmamış oluyorlar. Zayıf bir hava tutup araçlarına da zarar vermeden işlerini görmüş oluyorlar. Şöyle bir vakum hortumu var. Vakum hortumunun şurasını çok seviyorum. Şöyle bu tasarım hem böyle tutma açısından, zemine ulaşma açısından çok düzgün böyle ergonomik hesaplanmış. Ve bir de burası değişiyor. Bakın şurada iki tane tırnak var. Bu tırnaklara bastığınız zaman şu şekilde çektiğinizde bu yerinden çıkıyor. Şunu kırarsanız hani çok bastırdınız, darbe aldı vesaire kırdınız. Sadece bunu alarak şu kısmı değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da size hortum için ekstra para vermemeniz açısından iyi bir şey. Şu kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunda Türkçe 80. sayfada. Kalın olmasının sebebi karçerin çok fazla ülkede satılıyor olması. İşte bizim Türkçemizde 80. sayfaya koymuşlar. Kılavuzu kesinlikle okuyun lütfen. Makineyi kimden alırsanız alın, nereden alırsanız alın, size ne anlatırlarsa anlatsınlar asla yeterli olmayacak. Lütfen kullanma kılavuzunu okuyun. İçinden çıkan numune bez torbası. Buyurun. Süper. Yani şunu şu kalınlığı şöyle 3 katlı bir torba. Mükemmel size bir sonuç verecek. Ve şurada bakın oradan orası üzerine de işlemişler. Yani bir daha lazım olduğunda siz çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Servise, bayiye şu numarayı söylediğiniz anda size bunu hemen ulaştıracak. Ya 5'li paket olması lazım. Belki 4'lü olabilir. Yanıltmayayım. Paket halinde geliyor. Fiyatları bütün Türkiye'de de aynıdır. Şöyle bakın. Böyle bir aparat var, askılık. Şu o bahsettiğim hortumun üfleme kısmı. Şu da detay aparatı. Bu da bu aparatları asmak için makinenin kendi aparatı. Şöyle. Burada da iki tane çelik uzatma. Paslanmaz kaplama bunlar. %100 paslanmaz değil. Paslanmaz kaplama. Yani böyle asit vesaire gelmemesi daha doğru olur. Makineyi çıkarttık. Şu şekilde üzerine poşetle çıkıyor. Bakalım şöyle. Şimdi makineyi ilk kullanmadan önce yapmamız gereken şey şu. Altını çevirdik. Bakın şuralarda delikler var. Bu tekerleklerin pinlerini buralara takmanız gerekecek. Yerine oturtup ittirdiğinizde şık diye oturacak. Ve bir daha çıkartmanız biraz zor olacak. Çok sert çıkartabilirsiniz. Genelde benim elimde kalıyor. Yani çok sağlam yapmışlar. Onun orada böyle bir pimi var. Pim içine giriyor. Hani zor çıksın diye doğal olarak öyle yapmışlar ama biraz zor oluyor. Düz açıda çekmeniz gerekiyor. Yani onu sökmek isterseniz ki bence hiçbir sebebi yok bunun. Elinizde kalma riskini göze almanız gerekecek.
şu şekilde tekerleklerini taktığınızı varsayalım. Şurada bir tapa görüyorsunuz. Bu tapa makinenin içine su çektiğinizi varsayarsanız şu şekilde boşaltma tapası. Açtığım anda buradan içinden kirli su boşalacak. Bu da bana ne sağlamış olacak? İşte kazanı dolu bir tankı tutup çevirme, devirme vesaire gibi bir konforsuzluktan beni kurtarmış olacak. Bence çok güzel bir tasarım. Zaten dediğim gibi ben makineyi çok beğendim. Makinede şöyle bir durum var. Makinenin çelik kazanı, paslanmaz kaplama kazanı olduğu için ömrü daha uzun. Bunların plastik kazanları var. Yani VD5'lerde var. VD5'in plastik kazanlısı darbe aldığında kırılabiliyor. Onu siz karar vereceksiniz. Yani bu VD5'in plastik kazanlı olanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Veya plastik kazanlı süpürgelerin kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Size ne uyuyor? Yani siz atölyenizde işte hobi olarak demir işi yaptığınızı varsayın. Ufak tefek kesme biçme işinde etrafa sıcak bir demir sıçradığında o plastik kazanı delebilir, çatlatabilir. Ama siz böyle saç, teneke, paslanmaz kaplı bir kazan aldığınızda, böyle bir süpürge aldığınız zaman sizin tankınız sadece yamulacaktır ve düzeltebilirsiniz. Şu tankı açmak için, makineden ayırmak için makinenin şu kolunu, ki bu da çok esaslı, yani böyle gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle öne doğru aldığınız zaman bu tankı, makineyi yukarıya doğru çektiğinizde yerinden çıkacak. Şimdi yeni olduğu için contaya yapışmış, depoda durduğu için. Şu şekilde çıkarttığınızda yerinden alacaksınız. Şöyle tankın içini göstermeni rica ediyorum. Bakın tankın içine şu gerdirmeleri falan çok güzel yapmışlar. Sac işi yapanlar bilecek, bunu anlayacaklar. Yani şu böyle kuşaklar yapmışlar buna ki bu tank böyle langur lungur olmasın. Vakum yaptığında kendi kendi içine büzmesin diye böyle çok güzel bir tasarım yapmışlar. Şurada bakın boşaltma tapası şurası. Şurada yani boşalttığınız yerde su buradan çıkacak. Bu da dediğim gibi çok konforlu bir durum. Her işlemden sonra bu tankın tamamını yıkayabilirsiniz. Ters çevirip kurutursunuz. Sonrasında yerine takarsınız. Şurada bunlarda mesela bizim karşılaştığımız bir durum. Bu makineleri nedense deviriyorlar. Yani yana devriliyor veya arabaların bagajına devriliyor zannediyorum. Bu kulbu kırabiliyorlar. Şu kulp ayrıca geliyor. Bu kulbun şu merkeziyle bunun şu karşı içindeki bu plastiği, bunlar da ayrıca geliyor. Doğal olarak size işte ben bunun kulbunu kırdım, şimdi yeni kazan mı almam lazım? Hayır değil. Sadece bu kulbu alabilirsiniz veya şu yan plastikleri alabilirsiniz. Bunun dışında şurada böyle çok güzel bir tasarım var. Şurası, şu gördüğünüz yer zemin aparatı için. Yani şöyle. Zemin aparatının burasında böyle bir pin var. Şunu şu şekilde, şöyle, şu şekilde asabiliyorsunuz. Şöyle. Bunu tabii yani tekerleklerin olduğunu varsayarak şu şekilde olduğunu düşünün. Şu anda böyle koyabilirim. Ama tekerlekler olmuş olsaydı yüksek olacağı için makine bu şekilde duracaktı. Bunun ucuna da uzatmalarını takacağım. Şu şekilde. Şöyle uzatmalar iki tane olduğunda istasyon anında makineniz çok değerli toplu duracak. Atölyeniz düzenli olacak. Buralarda şöyle 4 tane de alan yapılmış. Ekstra aldığınız aksesuarları koyabilirsiniz. Uzatmalarınızı koyabilirsiniz. Veya işte içinden kendi çıkan aparatını koyarsınız. Şu şekilde. Veya arkasında asma yeri olmasına rağmen şunu buraya koyabilirsiniz. Ekstra aksesuar seçeneği çok olduğu için bol bol aksesuar askılığı bu makineyi yapmışlar. Şu şekilde şöyle. Bu kısmını gösterdik. Makinenin üst kısmında bak, burada beyaz bir köpük var. Bu beyaz köpük içeriye gitti. Şöyle aşağı doğru sarkıttığımızda aşağı geri gelecek. Bunun mevzusu da şu, bu bir şamandıra. Makinenin kazanın içi su dolduğunu varsayın. Su bu şamandırayı, köpüğü kaldırıp motorun altını kapatacak. Motorun altını kapattığı anda şuradaki valfi açıyor ve size böyle bir uyarı sesi çıkıyor. Normalinin dışında bir ses çıktığı zaman bilin ki kazanın içi su doldu. Daha fazla çekmeye devam etmeyin. Zaten hem vakum yapmayacağı için oradan anlayacaksınız, hem ses yaptığını anlayacaksınız. Böyle devam ederseniz eğer çalıştırmak için motorunu yakarsınız bu makinenin. Ne yapmak lazım? İçine suyu çektiğinizde sık sık mümkünse boşaltmak lazım. Çektiğiniz alana bakarak bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şu haznenin mesela bazen müşterilerden bize soru geliyor. 70 litrelik bizim profesyonel makineler var benzeri. Müşteri diyor ki ben bir yerden su çekerken diğer taraftan boşaltayım, su pompası gibi kullanayım istiyor. Hiçbir vakum makinesinde bunu yapamazsınız. Su pompasının çalışma mantığıyla
vakum makinelerinin çalışma mantığı baştan sona farklı. Şu şeyi, tapayı açtığınız zaman buradan hava alacağı için makinenin diğer hortumdan çekişi düşecektir. Dolayısıyla su vakumunu yapamazsınız. O yüzden bu kapağın her zaman kapalı olması gerekiyor. Şu şekilde. Makinemi şöyle göstereyim size. Burada filtrenin olduğu alan var. Bakın şurada bir düğme var. Bu düğmeye bastığım anda bu şekilde benim filtrem yerinden çıktı. Filtre yuvam kasası yerinden çıktı. Filtrem de şu. Bu filtrenin meselesi benim nefes aldığım ortama makinenin içinden çektiği ve toz torbasından kurtulan tozun gelmemesini sağlıyor. Doğal olarak beni korumak için olan bir filtre. Yani şimdi 60 derece civarı olması lazım filtre ama torbasını sürekli olarak temizlerseniz, çok ince bir toz çekmiyorsanız bu filtreyi belirli aralıklarla çıkartıp şu şekilde kuru bir şekilde sirkelerseniz bunun da ömrü uzayacaktır. Bunlara kompresörle hava tutuyorlar. Düşük barda olursa, uzaktan tutarsanız bir problem olacağını sanmıyorum. Ama belirli aralıklarla bunu değiştirmek en doğrusu olacak. Sizin sağlığınızdan daha önemli bir şey yok çünkü. Şurada şöyle yuvası var zaten görüyorsunuz. Makinenizin hava aldığı. Bunu yerine oturtacağınız zaman şuradaki bu kanalları karşılığına oturtmanız lazım. Şu şekilde. Oturttuğunuzda, ittirdiğinizde çok basit bir şekilde yerine oturduğunu göreceksiniz. Makineni şurada şöyle, bakın. Şurada şöyle bir priz yuvası var gördüğünüz gibi. Bunu açtığınızda buraya 2100 watt'a kadar bir makine takabilirsiniz. Bu ne olur? Matkap olur, hilti olur. Yani 2100 watt'ın üzerine geçerse bunun içindeki elektrik tesisatı ve makinenin kendi uzatma kablosu onu kaldırmayacağı için bu şekilde yapmışlar. Bu da şu şekilde, bakın düğmede sıfır konumu var. Şuradan şöyle açabiliyorsunuz veya böyle açabiliyorsunuz. Bunu bu tarafa doğru açtığınızda prize de enerji veriyor. Ve böyle maksimum minimum makinenin vakum motorunu çalıştırabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafa açarsanız sadece vakum motorunu devreye alıyorsunuz. Sıfıra getirdiğinizde de kapatıyorsunuz. Makinenin şu ön tarafında gördüğünüz bu delik şu. Şöyle hani bir hortumdan şeyden kompresör gibi üflemekten bahsetmiştim. İşte o işi yapan arkadaş bu arkadaş. Şöyle pardon. Şimdi hemen bulalım. Şimdi şurası gördüğünüz gibi şöyle hortumu taktım. Çıkartmak için şu tırnağa bastım. Bu oynayan tırnak. Burası vakum kısmı. Üflemek istiyorum. Buraya taktım. Bakalım. Bunun ucu ne oluyor mu? Oluyor. Şöyle. Bunu taktığımız zaman şu anda bu kısımda makineyi açtığım zaman buradan üfleyecek. Aynı vakum yaptığı gibi kompresör olarak kullanabileceksiniz. Bu üflemeyi arttırabilmek için de şöyle bir aparat yapmışlar. Şunu da böyle ucuna taktığınız zaman daralttığınız için daha fazla üfleyecek. Bunu daha fazla daraltıp üflemesini arttırabilir miyiz? Arttırırız. Ama bu şu şekilde hesaplanıyor. Buradan çektiği havanın, hava miktarının üflediğinde çok fazla daralmaması lazım ki makinede o havayla soğuduğu için makinenin soğutmasını engellemiş olursunuz burayı daraltırsanız. Dolayısıyla motora zarar verirsiniz. Bir sefer kullanmada bir şey olur mu? Olmaz. Etkisi olur mu? Kesinlikle olur. Vakum motorlarının sargılarının da vernik olduğu için biraz fazla ısınırsa vernik özelliğini kaybeder. En sonunda o spir aralarındaki vernik gittiğinde, yani makinenin sargılarının arasında vernik eridiğinde size problem çıkartacaktır. Ya kısa devreye düşer ya motoru yakar. Hortumla alakalı durum bu. Ha pardon, şunu da gösterelim. Şöyle. Hortumu taktım. Vakum yapacağım. Ama ne çekecektim? Duvardaki tozu çekecektim. Şöyle bakınız. Az önceki şu üfleme aparatının dışına geçiyordu. Şu anda bu bunun içine geçiyor. Böyle taktığınız anda bunu duvara yapıştırdığınızda yapışıp kalacak. Buradan deliğinizi deleceksiniz. O sırada tozları içine çekecek. Evinizi kirletmemiş olacaksınız. Aynı bu aparatın ucuna zaten şu uzatmaları şöyle takıyorsunuz. İkisini, birini veya hiç takmayacaksınız. Ona da şu zemin aparatını takıyorsunuz. Bu şekilde. Zemin aparatını zaten ilk seferinde göstermiştim. Fırçalı, sert zemin ve sulu zemin olmak üzere iki şekilde kullanılıyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Makinenin torbasının nasıl takıldığını da gösterelim.
Üzerine ayrıca enerji kablosunu da bayağı uzun bir kablo bırakmışlar. Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama bakalım kolide varsa. Coin'in üzerinde göremedim ama büyük ihtimalle 10 metre civarıdır. İçinden çıkan şu askılık vardı. Bu askılığı aynı makinenin tekerleklerini taktığınız gibi şunu da bakın, burada bir kanal var. Burada bir kanal. Bakın karşısı, karşısı. Şu şekilde koyup şöyle aşağı doğru ittirdiğiniz zaman bu kanal da yerine oturacak. Dolayısıyla şu makinenin hani şuraya zemin aparatını asacaktık ya, portunu böyle üzerinde olacaktı. İşte tam bu şekilde duracak. Yani şöyle durmuş olacak. Ki bence istasyon hali çok güzel. Bunu şöyle önden geriye doğru ittirdiğinizde şuradaki bu tırnaklar esnediği için portunu tutacak. Motor makineniz de derli toplu görünecek. Bunun o iki tane ufak aparatı vardı. Bir detay aparatı. Neredeymiş? Aparatı. Evet, detay aparatı kaydetti. Makinenin detay aparatı nerede? Geldi mi? Hani? Detay aparatı kaydetti. Neyse. Detay aparatını da buraya asabiliyorsunuz aynı şekilde. Burada da şuradan mı? Hangisi? Tamam. Şöyle detay aparatını buraya asabilirsiniz, buraya asabilirsiniz. Yine aynı şekilde buralara böyle istediğiniz yere asabilirsiniz bunu. Tamamının bu boru çapları aynı olduğu için hepsini kullanabilirsiniz. Şöyle de asabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Şu anda tamam. Bu makinenin iki garantisi var. Kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç mevzu var. Şu torbayı takmayı gösterecektim. Şöyle. Torbama şöyle takmam gerekiyor. Şu plastik ağız kısmı. Torba gerçekten çok kaliteli yani. Şöyle bak. Şöyle tuttuğunuzda şunu buradaki bu yuvaya böyle ittirdiğinizde şık diye oturur. Bu kadar. Bunu şöyle içine gelişi güzel yaydığınızda, makinenizi içine oturttuğunuzda çektiği anda torbanız şişirecek. Bu torbaları doldur boşalt yapılır mı vesaire diyorlar. Sağlık açısından ben tavsiye etmiyorum. Çok ince tozlar çekiyor. Binlerce bakteri çekiyor. Ben önermiyorum. Benim kendi adıma hiçbir şey sağlığımdan daha değerli değil. Yani şu torbaya vereceğim 5-10 lira benim sağlığımdan daha değerli değil. O torbadaki işte bakteriyi, mikrobu boşaltırken kapma ihtimali olan hastalık benim için daha pahalı. O yüzden tavsiye etmiyorum. Makinede torbasını doldurma gösterdik. Su çekerken dikkat etmeniz gereken bir durum var. Kuru çekimlerde toz çekerken, toprak çekerken, talaş çekerken torba okey. Ama bu makineyle su çekeceğiniz zaman toz torbasını çıkartmanız şart. Onun dışında ekstra filtre vesaire bir şey yok. Bu makine profesyonel makine değil. Şimdi bu makineyle geçen gün müşterimiz geldi. Kalsit çekiyorlarmış. İşte çamaşır suyu üreticisiymiş, polyester üreticisiymiş. Bu kobalt çekiyorlarmış. Yani bu kimyasallar çekiyorlar. Ne bu tank ona göre tasarlandı. Ne bu makinenin vakum motoru o profesyonel kullanıma göre tasarlandı, ne o asidin buharına göre tasarlandı. Verim alamazsınız. Kısa ömürlü olur. Bu makine ev kullanımında Sanayi Bakanlığı'nın verdiği 10 yıl ömrü var. 10 yıl bir problem olmaz demiş devletin Sanayi Bakanlığı. Ama siz bunu alıp kullanıp da sonra ya bu 10 yıl ömrü yazıyor derseniz yanılmış olursunuz. Bunda su çekersiniz. İşte evdeki kirli suyu çekersiniz, temiz suyu çekersiniz. Size kalmış bir durum. Evde küçük atölyelerde kullanıma uygundur. Su çekeceğiniz zaman toz filtresini yerinden çıkartacaksınız. Çektiğiniz su miktarına dikkat edeceksiniz. Şamandıranın üzerine geçmemesi lazım. Bunun dışında her su çektikten sonra kazanınızın içini temizlerseniz koku vesaire bir şey de yapmayacaktır. Bunlarda da bizim diğer bütün makinelerde olduğu gibi dikkat etmeniz gereken mevzu var. Köpüklü su çekemezsiniz. Köpüklü suyu çekerseniz köpük suyun üzerinde kalacağı için şamandıranı algılamaz. Motorun içine çeker. Motorun içine köpüğü az çekerse paslandırır, kısa zamanda yatakları bozulur. Çok fazla yoğun bir köpük çekerse kısa devre düşüp motor yanar. Size onu hiçbir şirket garantiye almaz. Bir kötü yanı daha var. Eğer makine köpük çekerseniz köpük yukarıya çıkacağı için motorun içinden geçecek. Çıkarken de filtrenizi ıslatacak. Bu filtreler yıkanmaz. Hiçbir HEPA filtre yıkanmaz. HEPA filtre ıslanırsa bir daha kullanılmaz. Gözenekleri tıkanır. Tıkandığı zaman makine çektiği havayı dışarıya veremeyeceği için kendi soğutmasını yapamaz ve motorunuz arızalanır.
Bu da garantiye girmez. Bilginiz olsun. Karşer'le alakalı bütün satışla ilgili, yedek parça ile ilgili, aksesuarla ilgili her şey bizim her zaman store'umuzda var. Biz Ümraniye'deyiz. Bu makinelerle alakalı bütün Türkiye'ye gönderim yapıyoruz. Ev tipi bütün ürünlerde Türkiye'nin tamamına satış yetkimiz var. İstediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Yedek parça ile ilgili bize ulaşırsınız. Aksesuarla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şey danışmak isterseniz memnuniyetle yardımcı oluruz. Karşer Atılgan'dan, Makine Kralı'ndan herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.